Herkese merhaba, ben Yücel. Bu videoda RED dijital sinema kameralarının kısa tarihi hakkında konuşacağız. RED Digital Cinema, profesyonel dijital sinema kameraları ve aksesuarları üreten bir Amerikan şirketi. Şirketin merkezi Foothill Ranch, Kaliforniya'da ve stüdyoları Hollywood, Kaliforniya'da. Londra, Şangay ve Singapur'da ofisleri, Hollywood, New York City ve Miami'de perakende mağazaları ve dünya çapında çeşitli yetkili satıcıları ve servis merkezleri bulunuyor. RED'in kısa tarihine bakacak olursak, RED Digital Cinema daha önce Oakley'i kuran Jim Jenner tarafından kuruldu. Binden fazla kamera modeline sahip olan Jenner kendini bir kamera fanatiği olarak tanımlıyor. Ve bu şirketi nispeten daha uygun fiyatlı bir 4K dijital sinema kamerası sunmak amacıyla kurdu. Jenner bu fikri Sony HDR FX1 video kamera satın aldığı ve dosyaların Lumiere HD yazılımıyla dönüştürülmesi gerektiğini ve macOS'ta görüntülenemediğini öğrendiği bir zamana dayandırıyor. Lumiere HD'nin sahibi Frederic Lumiere bir alternatif geliştirmek için Jenner ile işbirliği yaptı ve onu RED'in ilk çalışanı olan Ted Shilowitz ile tanıştırdı. İlk ekip üyeleri bir dijital kameranın Hollywood prodüksiyonları için nasıl uygun hale getirilebileceği konusunda gizli tuttukları araştırmalarla uğraştı. Bunun bir kısmı o zamanlar en yaygın olan 2K yerine 4K çözünürlüğü kullanmayı içeriyordu. Diğer bir teknik engel, DSLR kameraların odaklama kalitesine kare hızından ödün vermeden ulaşmaktı. RED'in bu soruna çözümünün bir kısmı analog filmle karıştırılabilir fiziksel boyuta sahip bir sensör geliştirmekti. Yani analog filmmiş gibi görseller üreten bir sensör geliştirmekten bahsediyoruz. 2006 NAB Show'da Jenner, RED'in RED One adlı bir 4K dijital kamerası yapacağını duyurdu ve ön sipariş almaya başladı. Mart 2007'de yönetmen Peter Jackson, 12 dakikalık Birinci Dünya Savaşı filmi Crossing the Line için gelen iki prototip RED One kameranın kamera testini tamamladı. Kısa filmi izleyen yönetmen Steven Soderbergh, Jenner'da şunları söyledi. Her şeye hazırım, bununla çekim yapmam gerekiyor. Soderbergh, Che filmini çekmek için iki prototip RED One'ı ormana götürdü. Filmin yapımında kullanılan RED kamera teknolojisi hakkında kısa bir belgesel, Che ve Digital Revolution adında iki film yapıldı. RED One ilk olarak Ağustos 2007'de piyasaya sürüldü. Onunla çekilen ilk televizyon programlarından biri tıbbi drama ER idi. 2010 yılında RED, Hollywood'daki tarihi Renmar stüdyolarını satın aldı ve adını RED Studios Hollywood olarak değiştirdi. 2011 yılına kadar 400'den fazla çalışanı vardı. 2011 aynı zamanda Panavision, Arri ve Ayton'ın artık analog kamera üretmeyeceklerini açıkladıkları yıldı. RED Digital Cinema ve RED One sektördeki bu geçişi hızlandırdığı için geniş çapta itibar gördü. Shilowitz bu eleştirilere asla amacımız filmi öldürmek değildi, bunun yerine onu geliştirmek istedik diyerek yanıt verdi. 19 Ağustos 2013'te Jim Jenner, RED'den emekli olduğunu açıkladı ve Jared Landon yokluğunda görevi devralmasını sağladı. 2010 yılında dijital video ile çekilen en çok hasılat yapan 100 yerli filmin %5'i RED kullandı. Payları 2016 yılına kadar %25'in üzerine çıktı ancak o zamandan beri biraz azaldı. İlk olarak 2007'de tanıtılan RED One, RED dijital sinema kameranın ilk prodüksiyon kamerasıydı. 2K çözünürlükte saniyede 120 kareye ve 4K çözünürlükte saniyede 60 kareye kadar yakalayabiliyordu. Mysterium sensörü RED-COD adı verilen tescilli RAW formatıyla kullanılmak üzere satın alındı. 2010 yılına kadar RED MX adı verilen 14 megapiksellik sensöre update satmaya başladı. RED One 35 mm film ile aynı kaliteye sahip olarak değerlendirildi. RED One alüminyum alaşımdan yapılmış ve gövdesi tek başına 4,5 kg ağırlığında bir kamera. Wanted, Che, The Information, The Girl with Dragon Tattoo çekimlerinde kullanıldı. 2010 yılında RED, The Amazing Spider-Man, The Hobbit, Prometheus, Pirates of the Caribbean on Stranger Tides, The Great Gatsby ve Beast gibi birçok uzun metrajlı filmin çekimlerinde kullanılan RED Epic isimli kamerayı piyasaya sürdü. 2009'da RED, RED One'a kıyasla güncellenmiş form faktörüne sahip yeni kameralar piyasaya sürmeye başladı. Montaj kurulumuna bağlı olarak durağan görüntüleri ve videoyu kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan RED, dijital fotoğraflar ve hareket yakalama için DSMC konseptini adlandırdı. Bu sistem için piyasaya sürülen ilk kamera, değiştirilebilir lens yuvalarına sahip olan
profesyonel bir dijital fotoğraf ve hareket yakalama kamerası Epic X'ten bahsediyoruz. Bundan sonra daha uygun bir fiyata alt uç özellikleri sağlayan Scarlett adlı yeni bir kamera serisi tanıtıldı. Başlangıçta 5K görüntüleme sensörüyle donatılan yükseltmeler, daha sonra Red Dragon adı verilen daha yüksek dinamik aralığa sahip 6K sensörle sunuldu. DSMC 2 kamera ailesi 2020'ye kadar olan tüm kameralar için yeni form faktörü olarak 2015 yılında tanıtıldı. Weapon 8K VV ve Weapon 6K bu seride duyurulan ilk iki kameraydı. Onları Retriever 4.5K ve Scarlett W5K izledi. Bu kameralar için 3. parti capture yani Apple ProRes ve Avid DNX HD kullanıma sunuldu. 2016 yılında Red Epic W ve Weapon 8K S35 adlı iki kamera ile birlikte Helium adlı bir 8K sensör tanıtıldı. Ocak 2017'nin başlarında buna DxO Mark web sitesi tarafından şimdiye kadarki en yüksek sensör puanı olan 108 verildi. Marvel Studios'un Guardians of the Galaxy Volume 2 Weapon ile çekilen ilk film oldu. Film, kameranın tam 8K çözünürlüğünde çekildi ve eşdeğer bir iş akışına sahipti ve yönetmen David Fincher'ın Gun Girl'ü en yüksek çözünürlüklü post-prodüksiyon iş akışına sahip film olarak nitelendirdi. Finally realized I am frightened of my own husband. I would join you as if you're doing a deposition. What to say, what not to say. A trained monkey? A trained monkey who doesn't get lethal injections. She's going to eat you alive. You assaulted her? It's not good enough for you? I hit her? It's not even close! 2019 yılında Red'den Jared Land, Red Komodo'yu duyurdu. 2020'de Red Komodo'nun Beta Storm Trooper beyaz modellerini bekleme listesindeki müşterilerine göndermeye başladı. Beta kameraların fiyatı 6.995 dolardan satıldı. Normal siyah modelleri 5.995 dolardan satıldı. Komodo'da 6K video özelliği bulunuyordu ve Super 35 sensörü vardı. RF lens yuvası ve çift BP pil yuvası ve ayrıca Global Shutter bulunuyordu. Red, 2021'de Red'in kamera serisindeki mevcut amiral gemisi modeli olan Red V-Raptor kamerayı resmi olarak DSMC 3 kamera ailesine ait ilk kamerayı duyurdu. Komodo gibi Red V-Raptor da aktif bir RF lens yuvasına sahipti. Ancak Komodo'nun aksine V-Raptor çok formatlı kayıt imkanı sunabiliyordu. V-Raptor 8K geniş format ve 6K Super 35 çekim yapabilen çok formatlı bir 8K sensöre sahip. Bir önceki model olan Monstro 8K VV sensörüne katılan bu benzersiz kamera içi etkileyici görsel hikaye anlatımı seçeneği, çekim yapanların bir düğmeye basarak geniş formatlı veya Super 35 lenslerinin herhangi birini kullandıklarında her zaman 4K'nın üzerinde çözünürlükte görsel sunmalarına olanak sağlıyordu. Ve bu kayıtları yaparken 17 duraktan fazla dinamik aralığa sahip sonuçlar sunuyordu. Red V-Raptor XL 2022'de piyasaya sürüldü ve bu kameranın fiyatı 35 bin dolar body fiyatına sahip ve hepsi bir arada sistem, uygun stüdyo konfigürasyonları ve üst düzey prodüksiyonlar için dahili ND filtresi, ek AUX gücü, değiştirebilir lens yuvası ve daha fazlasını içeriyordu. Red'in çıkarmış olduğu ürünler sadece kamerayla sınırlı değildi. Super 35 kameralar için ürettiği lensler 18 mm f1.8, 25 mm f1.8, 35 mm f1.8, 50 mm f1.8, 85 mm f1.8, 100 mm f1.8, 300 mm f2.9. Zoom lensler ise 17-50 mm f2.9, 18-85 mm f2.9, 50-150 mm f2.8. Ayrıca telefon pazarına da Hydrogen One isimli akıllı telefon ile giriş yaptı. Mayıs 2018'de Hydrogen One'ı duyurdu. Vaat edilen özellikler arasında holografik ekran, uzamsal ses, modüler eklentiler, Red kamera programı ile uyumluluk gibi şeyler vardı. Ancak ürün beklenen etkiyi yakalayamadı ve 2019'un sonlarında firma telefonun üretimini durdurdu. Yazılım tarafında Red post-prodüksiyon iş akışı için Red Cine X paketini satmaya başladı. 2012'de duyurulan RedRay Player, uyumlu 2D veya 3D ekranlara 4K içerik sağlayabilen ilk bağımsız cihazdı.
Depolama için 1 TB dahili sürücü kullanan RedRay, RedCode formatında çalışan 4K ve HD içerikler çalan bir player'dı. Bu donanım 12 bit 422 hassasiyeti kullanıyordu. Aynı aileden bir sinema lazer projektörü de 2012'de duyurulmuştu ancak hiçbir zaman piyasaya sürülmedi. Red Digital Cinema kameranın kısaca tarihi böyleydi. Arri ve Panavision gibi markalara göre daha genç bir marka olmasına rağmen hızla gelişip sektöre yön veren, nispeten uygun fiyatlı ve üst düzey sinema kameralar üretmeye devam ediyor. Videoya ayırdığınız zaman için çok teşekkür ederim. Benzer videoların devamlılığı ve bana destek olmak için lütfen kanala abone olmayı unutmayın ve yorumlar kısmına düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Kendine iyi bak, değer üret, hoşça kal.